Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çuha çiçeğini kısacık şöyle bakımını, sulamasını ve nerede, nasıl bakılır, nasıl çoğaltılır anlatıyor olacağım. Çuha çiçeğimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi ben bunu nereden aldım? Migros marketten almıştım arkadaşlar. Kısa süre içerisinde halen almak isterseniz gidip bakabilirsiniz, bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çuha çiçeği yeşil yapraklı böyle mevsimlik çiçek açar ama kendisi mevsimlik değildir çok yıllık bir bitkidir. Ee, toprağı sulaması ise toprağı mutlaka gevşek bir toprak olması lazım. Nem tutan su, ıslandığında yani nemli kalabilen bir toprak olması gerekli. Suladığınızda e, suyu akı verip giden hiç su nem tutmayan kuru bir topraktan hoşlanmaz doğal ortamda çok güzel kolaylıkla yetişen bir bitkidir ormanlarda ağaç diplerinde gölgeli ve sulak yerlerde serin yerde yetişir arkadaşlar evet aldık tuha çiçeğimizi evimize getirdik nerede bakmalıyız mutlaka balkonda serin bir yerde bulundurmalısınız açık havada çünkü doğa bahçe çiçeği bu arkadaşlar ev menekşesi gibi bir bitki değildir sıcak bir ortama salona koyarsanız kısa süre içerisinde açmış olan çiçeklerini kurutacak ya da tomurcuklarını kurutacaktır açmadan ve kaybedeceksiniz. Mutlaka balkona serin bir yere serin bir ortama almalısınız çuha çiçeğinizi sulamalısınızsa kış günde 4 günde bir yapmalısınız yeterli olur. Ee, zaten saksımızın alt drenajları olduğu için kolaylıkla akıp gidecektir fazla da suyun oradan salacaktır. Çiçeğimizi çoğaltım şekli ise tohumdan kolay bir şekilde çoğaltılır ve birçoğu da kendiliğinden doğal bir şekilde tohum yapar. Benim elimde de evet daha öncelerden kendiliğinden tohum yapmış çuha çiçeklerim var. Sizler de tohumunu alıp bunu sonbahara doğru kış başı dikerseniz toprakla buluşturursanız çuha çiçeği tohumdan yetiştirmiş olursunuz. Kökten de ayırıp çoğaltabilirsiniz. Yazın mutlak serin bir ortamda bakmalısınız sıcak yerde. Yazın Antalya gibi çok sıcak yerlerde balkonda da olsa zor yaşıyor. Kökü ölmez yaprakları kurur ama kökü ölmez. Biz sulamaya devam etmeliyiz sürekli yaz boyunca tekrar kış başı da bolca yaprak verir ve çiçeklenir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Videomu beğeni bırakmayı kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.